Evet, herkese merhaba. En son derste, akademide smooth image konusunun 2D convolution kısmını yapmıştık. Şimdi average kısmındayız. Yani ortalama yöntemindeyiz. Ortalama alma yöntemindeyiz. Hemen bir tane yine bir dosya oluşturalım. Python diye. Bunun ismini de yine averaging koyalım. Konumuza uygun olsun başlığımız. Burada da yine resimleri smoothlaşma, yani blurlaştırma işlemi yapacağız. Hemen kütüphanelerimizi ekledim. Import CV2, import numps, np. Artık bu kütüphaneleri ekleme işi biraz el alışkanlığı haline gelmiş olmalı. Hatta numpy kütüphanesini kullansak da kullanmasak da ekliyoruz. İleride yapay zeka çalışırken veri işleme yapacağımız için NumPy bizim için çok önemli bir kütüphane olacak. Ondan dolayı eklemek bizde bir alışkanlık haline gelsin mutlaka. Şimdi hemen resmimizi alalım. Resmimiz yine dosyamızın içindeydi zaten. Derste atmıştık bunu. Onun için direkt aynı resmi kullanarak devam edeceğim. Imrit diyorum. Tırnak içerisinde dosyamın adını yazıyorum. OpenCV logo JPEG diye. Hatta şunu bir ayıralım. Şimdi işlemin blurlama kısmına geçeceğim. Yine blur diye bir değişken belirliyorum kendime ve şimdi fonksiyonumu yazacağım. 2D convolution'da kullandığımız fonksiyonumuz CV2Filter2D'di. Buraya bir kernel falan oluşturmuştuk. Biliyorsunuz bir çekirdek oluşturmuştuk. Buradaki komutumuz biraz daha basit ve kısa. Daha doğrusu fonksiyonumuz basit ve kısa. CV2 nokta blur diyoruz. Blur'un içerisine iki tane şey gireceğiz. Parametre gireceğiz. Bir tanesi her zaman olduğumuz gibi kaynağımız. Diğeri de kernel'ımızın özelliği. Şimdi kernel'ımızı yine 5'e 5 yapıyorum. Ki hani değiştirmemiş olalım. Bir önceki örneğimizle aynısı olsun. Şimdi görelim nasıl çalıştığını. Hemen CV2 nokta imshow diyeceğim. Pardon, yanlış seçtim. Imshow. Hemen bir pencere açıp orijinal diyorum bu penceremin ismine. Burada orijinal resmimi göreceğim çünkü. Buraya img diyorum. Sonra enter. Bu sefer blurladığım görseli görelim. Imshow. Açtım parantezimi, pardon, açtım tırnağımı. Bu pencerenin ismine blur diyorum. Virgül. Buraya da yine blur diyorum. Çünkü burada o işlemi yapmıştım. Şimdi de yine klasik. Yine wait k ve destroy all windows komutlarımı hemen ekleyeceğim programıma ki rahatlıkla çalıştığını görebileyim. Şimdi komutumu, programımı bitirdim. Bir çalıştıralım. Şimdi bakın, blur ve orijinal görsellerim yan yana. Çok fark olmamakla birlikte dikkatli baktığınızda orijinale göre blur'umuzun daha az keskin olduğunu, resim renk sınırlarının daha az keskin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu birinci yöntemimizde averaging. Bir sonraki yöntemimizde farklı bir yolla aynı işlemi yapmaya çalışacağız.